biraz sonra tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de denetimler başlayacak. Zaten arkadaşlarımız şu anda devam ediyorlar. Yukarıda bir değerlendirme toplantısı yaptık. Bu değerlendirme toplantısında zaten periyodik olarak biz bu denetlemeleri icra ediyoruz. Sağ olsun gerek tarımdaki arkadaşlarımız, gerek milli eğitimdeki arkadaşlarımız bu denetlemeleri sürekli olarak yapıyorlar. Bugün bir farkındalık olması için, sağlık için, hepimiz için diye bu modda bir denetleme gerçekleştirilecek. Bu denetlemenin amacı her şeyden önce ceza yazmak değil. İnsanları uyarmak, bu konuyu anlatmak. Gerçi bu iş başladığından beri biz insanlara bu hatırlatmaları, uyarıları yapıyoruz. Ama ne yazık ki bazen düğünlerde, bazen sahillerde çok fazla uyulmadığını görüyoruz. Bunun özellikle Kurban Bayramı'nı biraz kötü geçirdik. Doğruyu söylemek gerekirse. Burayı hem sahillerdeki vatandaşlarımız açısından hem de bayramlaşma anlamında hem de düğünler olarak kötü geçirdik. Bunun yansıması yaklaşık 10-15 gün içerisinde bizim ilçemize de olacaktır. Yani bekliyoruz, böyle bir yansımayı da bekliyoruz. Ama burada şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Devlet olarak bütün kurallar alınmıştır, uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın yorulduğunu biliyorum. Kolay değil. Yani bizim çalışan arkadaşlarımız da belki bir nebze yoruldu. Ama virüs gücünden hiçbir şey kaybetmedi. Bulaşıcılığı konusunda, hatta biraz önceki yaptığımız değerlendirmede daha da arttığını arkadaşlarımız söylediler. Dolayısıyla kıştan önce bu meseleyi çözmemiz gerekiyor. Eğer kışın bu meseleyi biz çözemezsek arkadaşlar, daha sıkıntılı, daha ölümcül sorunlarla karşı karşıya gelebiliriz. Çünkü kışın işte grip, zatüre gibi hastalıkların da daha arttığı mevsim olduğu için ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Ereğli özelinde rakamlara bakıldığında günlük 2-3 rakamları geliyor. Sadece bayramda bir gün 4 vakamız geldi. Ama bu bizi yanıltmasın. Tecrübeyle sabittir. Bu vakalar 3-4 gibi geliyor. Yayılmaya bir başladığı zaman 20-30 bir yerde görülüyor. Nitekim Zonguldak'ta da biz bu sayıları görüyoruz. Dikkat edeceğiz, çalışacağız, uğraşacağız. Burada basın mensubu arkadaşlarımıza da çok önemli görevler düşüyor. Vatandaşı uyarma anlamında görevler düşüyor. İnşallah başaracağız. Çalışma arkadaşlarımızla, yerel idaremizle, sivil toplum kuruluşlarımızla bunu sizlerle beraber başaracağız. Ceza konusuna gelirse de 3 tane düğüne de, isimlerini vermeyi uygun görmedim, 3 tane düğün içinde ceza işlem uygulanıyor şu anda. Sosyal mesafeye uymadıkları ve kalabalık oldukları için 3 tane düğüne de ceza yazmak zorunda ne yazık ki kaldık. İnşallah bu şekilde götüreceğiz. Ölüm vakası olarak halen 4 rakamındayız. Ereğli'de ki vefat sayımız halen 4. Ama ne yazık ki her gün akşam siz de seyrediyorsunuz. Zonguldak'taki rakamlar da geliyor. Vefat eden vatandaşlarımız halen de var. İnşallah düğün, sahiller gibi konuları dikkate alarak okulların açılmasından önce biz bu olayı çözmüş olarak Eylül ayına girmeyi hedefliyoruz. Okullarımız için de Milli Eğitim Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda gerekli hazırlıkları da yapıyoruz. Ama bakanlığın aldığı kararlara hepimiz beraberce uyacağız. Sayın Kankam, hastanelerde şu anda yatan kaç hasta var? COVID'li ağır hasta var mı? Şöyle,
Yatan ağır hastamız yok. Sağlık Bakanlığı'nda şöyle bir değişiklik de yapıldı. Eğer sizde COVID virüsünü tespit ettiyse, pnömoniniz gelişmediyse, yani zatürre gelişmediyse hastanede yatırmadan eve gönderiyoruz. O açıdan yani hastanemiz şu anda kontrol edilebilir düzeyde, bir sıkıntımız yok. Çünkü bazı hastaneler ne yazık ki kışınki zamana döndüler. Bizim hastanemizde şu anda bu sıkıntı yok. Ama sıkıntının olmama sebebini tekrardan söylüyorum. Eğer sizin pneumoniniz gelişmedi ve durumunuzda bir sıkıntı yoksa biz sizin ilaçlarınızı verip eve gönderiyoruz. Evde filyasyon oluyor. Haftasının zorunlulukta genelinde sokağa çıkma yasağı söz konusu mu? Şu ana kadar bize böyle bir şey gelmedi. Yani bakanlığımızın da bir açıklaması yok. Dün ben gördüm haberi. Ama resmi bize ulaşan bir haber şu ana kadar yok. Zannediyorum bakanlığımızın bundan sonraki uygulama metodu bölgesel ve noktasal karantinaya alma şeklinde olacak. Yani daha önceki karantina tedbirleri gibi olacak. Bu şu açıdan önemli. Ben köy muhtarlarımıza da söyledim. Köyleri ziyaret ettiğimizde de söyledim. Bir köyün hatası yüzünden bütün ilçe, bir ilçenin hatası yüzünden bütün il sıkıntıya giriyor. Ama bundan sonra bir köyde bir hata olduysa o köyü karantinaya alıp orada bu hastalıkla mücadele metodunu seçeceğiz. Köylerimizden şöyle bir sıkıntı bana gelecektir. Peşinen onu söylüyorum. İşte fındık zamanı, is zamanı, şöyle zaman, böyle zaman. Ama herkes tedbirli olursa biz hiçbir yerleşim yerini karantinaya alma niyetinde değiliz. Çünkü karantinaya aldığımız her yerleşim yerine içme suyu, gıda ve benzeri yiyecekleri biz kaymakamlıktan gönderiyoruz. Dolayısıyla bize ciddi de bir yük teşkil ediyor, masraf teşkil ediyor. Onun için ben hasreten köylerimizin, mahallelerimizin kendi tedbirlerini almasından yana. Yani yanınızdaki bir arkadaşınız maskesini takmadığı zaman siz uyarmak zorundasınız. Neden? Çünkü senin yüzünden bu mahalle karantinaya alındıysa bütün herkes sıkıntı çekecek. Onun için değerli arkadaşlar, her mahallenin, bu merkez için de geçerli. Bazı mahallelerimizde bu virüsün daha yaygın olduğunu görüyoruz. Haritalardan dediğimizde o mahalleleri de biz karantinaya aldığımızda vatandaşlarımız ne yazık ki burada biraz mağdur olacaklar. Eğer İçişleri Bakanlığımızdan hafta sonuyla ilgili bir yazı gelirse biz kısa zamanda sizlerle paylaşıyoruz. Zaten bugüne kadar gelen yazılar bizimle eş zamanlı olarak basına da verildi. Plaj ve mesire alanlarında da denetim yapılacak mı efendim? Evet, denetleme her yerde yapılacak. Arkadaşlarımızın oluşturduğu bir komisyon var bize. Plajları denetleyen komisyon ayrı, otobüsleri denetleyen komisyon ayrı, berberleri denetleyen komisyon ayrı. Herkes bugün, yani taş ocağını denetleyen arkadaş da var yukarıda, biraz önce onu planlamasında yaptık. Gemiyi denetleyen liman başkanımız da yukarıda. Herkes kendi iş kolunu bugün denetleyecek. Yani. Ne yazık ki Ereğli özelinde de, yani burada her noktada, denize girilen her noktada, özellikle bayram süresinde plajlarımız biraz kalabalıktır. Yani orada tam düzeni sağlayamadığımızı izleyerek de gördüm. Yani. Belki bununla bağlantıydı ama bayramın etkilerini ileriki günlerde göreceğiz dediniz. Ama bugünlerde bir artış var. Bu artışın sebebi ne? Şöyle, bu artış bayramdan önceki seyahatin artışı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerden buraya bayram sebebiyle erken gelen, tatile gelen kişilerin sebebi. Yani bunu ben ayrıntısını vermiş. Yani 7 günle 14 gün arasında bu sıkıntıyı tekrar yaşıyoruz. Yani insanlar ne kadar çok gezerlerse, ne kadar çok seyahat ederlerse bu artış bu kadar fazla olacak. Yani. Biraz önce arkadaşımız, ilçe sağlık müdürümüz bilgileri verdi. Özellikle İstanbul'dan gelen vatandaşlarımızla sohbetlerimizde kendimizi çok korumamız gerekiyor.
vatandaşlarımızın bu konuda bilinçli olması gerekiyor. İnşallah bir şekilde atlatırız yani. Peki efendim, ilçe genelinde karantina uygulanan yer var mı? Mahalle var mı? Bir de bu üç yere düğüne ceza işlem kesecek dediniz. Evet. Bunları siz nasıl tespit ettiniz efendim ve nasıl bir ceza işlem uygulanacak? Şöyle 3.180 lira yazacağız. Oradaki kalabalıklıktan dolayı yazacağız. Zaten elinizde kayıt olmadan kestiğiniz zaman bu mahkemeden geri dönüyor. Zaten çok bir şey de söylemeye gerek yok. Düğün sahibi de oradaki düğünün kalabalık olduğunda en iyi bilen kişi zaten. Bu cezalar düğün sahibine mi kesiliyor? Yok, organizasyon ve işletme. Onun şeyine göre kim yapıyorsa o artık. Bir de Sayın Kaymakamım, Ereğli'deki son rakamlar nedir? Son rakamları ben paylaşmayayım şimdi. 100'ün üzerinde olduğunu söyleyeyim yani. 100'ün üzerinde? Evet, 100'ün üzerinde. Toplam rakam 100'ün üzerinde. Ereğli olarak da bu şekilde kalmasını temenni ediyorum ben. Ama tekraren söylüyorum, üçüncü sefer tekraren söylüyorum vatandaşlarımıza iletmeniz için. Rakamın azlığı bizi şaşırtmasın. Yani bir çırpıda rakam az oluyor, bir günde 20-30 vaka oluyor. Yani o manada biz bugün belki rahat olabiliriz ama yarın ne yazık ki belli alanları karantina altına almış olabiliriz. Evet, teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Evet, şuradan başlayalım. Erken geldik o zaman denetlemeye. Abi hayırlı işler olsun. Sağ ol. Sinan. Her şey hazır. Buraya da yağdır. Kapıda var. Neyse. 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 Tamam. Üstüne doğru bazen. Bahattin. Ver bakalım paket de seninkinden verelim yani. Tamam, ben öyle kutusuyla. Tamam. Evet, sizler şeyini. Çok sağ olun. Hadi.